Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy'de bir restorandan el ele ayrılıyor. Akkuş başta röportaj vermek istemediğini söylüyor. İyi akşamlar. Ha? Biraz konuşalım yok isterseniz. Yok ya, ben geçeyim arabaya. Güzel bir akşam yemeği yediniz. Vallahi bir akşam yemeği yedik. Zaten keyiflerimiz fazla yok. Görüşürüz. Neden akşam... keyfiniz yok? Yani işte. Ülkenin durumu biliyorsunuz yani. Üzgünüz çok gerçekten. Şey, çok olayına çok üzgünüz. Yani bir akşam yemeği yedik. Öyle hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah ordumuzu, memleketimizi muvaffak etsin. Yani hani bunun dışında konuşacak başka bir şey yok zaten. Muhabirler bir gün önce bir hastane çıkışı görüntülenen Ebru Şallı'ya bebek haberi alırız diye düşünmüştük diyor. Uğur Akkuş'tan çarpıcı bir açıklama geliyor. Bir hastanedeydim zaten, bir şey yoktur umarım. Nasıl hastanedeydim? Hastane çıkışı çekilmişsiniz galiba. Hayır, hastanede değildim, cilt bakımına gitmiştim. Eşim de almaya geldi beni. Belki güzel bir haber alırız diye düşünmüştük ama... İnşallah dua edin bakalım o zaman. Uğur Akkuş geçen günlerde piyasaya çıkardığı kitabıyla en çok satanlar listesine girdiğini belirtiyor. Yani kitap şöyle, Türkiye'de bir ilk oldu. Bir ekonomi ve iş kitabı 3 haftada satış rekorları kırdı. 40 bindeyiz şu an. Çok güzel gidiyor. Gençler için, özellikle Türk gençleri için güzel bir şey yaptık. Gençler de sahip çıktı. Kitabın ismi de zaten Süper Güç Türkiye. Ekonomi ve iş hayatıyla alakalı. Güzel de gidiyor, gençler de alıyor, çok mutluyuz. Uğur Akkuş'a Ebru Şallı'nın kendisine hayranlıkla baktığı hatırlatılıyor. Evlilik aşkı öldürür derler ama Ebru Hanım size hayranlıkla bakıyor diyebilirim ben. Öyle mi? Ben onun en büyük hayranı benim zaten. Görüşürüz, iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Akkuş'un eşinin kapısını açması dikkat çekiyor. Gel canım, sen gel. İyi akşamlar.